Lan konuş konuş. Ilık. Sen deli mi ettin lan? Lan konuşamaz ki. Konuşamaz ki. Kalk lan. Şşşt sen oğlum. Lan konuşsana Ali. Ezik. Şşşt. Bana bak oğlum. Oğlum sen anlamıyor musun? Aramızda yerin yok senin. Burada yerin yok senin oğlum. Hadi, hadi git şimdi. Hadi git. Hadi. Haline bak. Zavallı. Bana bak lan. Şuna bak oğlum. Seni bir daha burayı görmeyeceğim lan Ezik. Tamam. Anlıyor musun beni? He? Anlıyor musun lan beni? Bizim oynamak için kırk fırmaktan gemen lazım. Bizim oynamak için kırk fırmaktan gemen lazım. Lan! Bakın da kaçtı. Bekşi çağırdım. Bekşi geliyor. Kaçın lan. Kaçın lan. Lan. Geç, lan. Geç. Sen kimsin? Sen erdin lan. Lan. Oğlum sen erdin. Lan. Lan. Git. 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 Ne oluyor lan sana? Lan. Gelin lan buradan. Git. Ali. Ali iyi misin? Ali. Bir şey var mı? Ah, çok kötü olmuş. Gel. Ya sen neden her alan günü kendini öldürüyorsun? Neden ya? Niye ses etmiyorsun? Her şey geçecek, iyi olacak. Tamam mı? Dur dur, tamam tamam. Ya oğlum ben her zaman yanında olamam ki. Yani dövdürmeyeceksin sen de kendini. Hiçbir şey yapamıyorsan kaç. Yani niye duruyorsun öyle? Ali, niye hiç ses etmedin seni döverlerken? Benimle oynarlar. Dört. Tavşanı getirdi başımıza. Ali. Şşş. Kime diyorum lan ben? Şşş. Ali sana dedim. Lan cevap versene. Hikmet. Lan senin yüzünden ben insan içine çıkamaz oldum. Bak bana bir kere baba de yeter. Şşş. Bir kere baba de. Ama diyeceksin. Bırak çocuğu bırak. Şey gibi diyeceksin. Baba. Hadi baba. Baba. Çocuğu. Hasta diyemiyor. Başlatma lan hastalığından. El alemin çocuğu neler yapıyor ha? Bu iki lafı bir araya getiremiyor. Allah'ım. Allah'ım ben sana karşı ne günah işledim de sen bana sakat bir evlat verdin. Sakat değil o. Alanı mı değil. Nasıl senin gelmişini geçmişini de. Şey. Neyse. Kalk, kalk. Tamam, geç, 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 geç. Senin de tavşanını da. Hayır, hayır! Hikmet!
hizaya geleceksin. Hizaya! 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 Hizaya geleceksin. Hizaya geleceksin. Üzgünüm çocuk. Yapacak bir şey yok. Cennete mi gitti? Gitmese olmaz mı? Cennete gitmeden önce ben onu tedavi edebilseydim kurtarabilirdim. Doktorlar herkesi kurtarır mı? Adil Bey, yönetim kurulu hazır. Sizi bekliyorlar. Yarın yarım doz daha düşük verelim. Tamam. Ben iki saat sonra tekrar uğrarım. Teşekkürler. Geçmiş olsun. Geçmişler olsun. Günler. Günaydın. Günaydın. Şişt. Yeni asistan geliyormuş değil mi bugün sizin ekibe? Evet ya, nasıl mutluyum anlatamam. Demir'de canımız çıktı iki asistan. Yani bu seferki muhteşem fermana dayanabilirse belki çıkmaz. Ne alakası var ya? Ay hiç kıyamaz hocasına. Günaydınlar. Günaydın. Ne haber güzellik? İyi sen? Demir Bey, sence yeni asistan nasıl biri olacak? Adil Hoca seçtiğine göre kesin yaşlıdır. Bunca senedir asistanlık yapıyordur. Adil Hoca da acayip işe almıştır. Yazık. Ha? Bence genç, zehir gibi, okul birincisi ve erkek. Var mısınız iddiaya? Kazanan bir aylık yemek fişini alır herkes. Yok artık. Bir saniye, ben varım, varım. Kadın, kadın diyorum. Evet, ama tipsiz. Evet, bir asistan, iki hemşire olduk. Yok mu arttıran? İnek, sıkıcı, tipsiz. Ne kadar kötüsünüz ya. Birazcık pozitif olun. Bence gayet iyi biri çıkacak. Göreceksiniz. Melek. Bence gayet sıkıcı biri çıkacak. İmzamı atarım. İstanbul'da genç kampüs bulunmaktayız. Lütfen dikkat. 137 sefer sayılı Adana uçağı yolcularının güvenlik kontrolünden geçmeleri önemli rica olunur. Attention please. Evet. Evet, havanındayım. Bekliyorum.
316B numaralı çıkış kapısından yolcu alımı hazırdır. Yolcuların güvenlik kontrol noktalarına gelmeleri önemli rica olunur. Müsaade edin bana. Doktor! Müsaade edin. Şah damarında kesik var. Acilen bana temizlemeniz lazım. Bende var, bende var. Şimdi onu boğuyorsun. Yanılmasını durduruyorum. Öldürüyorsun onu. Ne diyorsun sen be? Bezi yanlış yerde tutuyorsun. Anatomi dersini şah damarının nerede olduğunu bilecek kadar hatırlıyorum. O bir yetişkin değil. Bir çocuk. Nefes borusuna baskı yapıyorsun. Basıyı biraz daha yukarıdan yapmanız lazım. Böyle. Korkmayın. Tedavi edilebilir. Sen doktor musun? Doktor Ali Vefa. Ben Hayat Hastanesi'nde asistan cerrahım. Otizmli bir doktor mu? Aynen öyle. Size önerdiğim asistan doktor, yüksek fonksiyonlu otizm spektrum bozukluğundan muzdarip fakat doktorluğa muazzam bir yeteneği var. Tıp eğitimini tamamlayabilmiş peki? Hem de birincilikle. Cerrahi bilgisi en az yeteneği kadar kusursuz. Merak etmeyin Tanju Bey'i çok iyi biliyorum. Ben şark hizmetindeyken tanıdım Ali'yi. 7 yaşındaydı da. Tıp dergileri karıştırıyordu oynarken. Bir baktım daha bir sene geçmeden bütün vücut organlarını ezberlemişti. Vena... Kava superior. Organların isimlerini ezberlemekten bahsetmiyorum. Bütün vücut organlarını anatomisi ve fonksiyonlarıyla ezbere biliyordu. Sanki onların hepsini birebir görmüş gibi resimlerini çizebiliyordu. Büyüyünce tıp fakültesini kazandı. Bitirdikten sonra stajlarını da yaptı. Artık ihtisasını yapmaya hazır. Bir dakika yalnız ben gerçekten anlamakta güçlük çekiyorum. Otizmli biri bütün bu dediklerinizi nasıl başardı? Çünkü Ali'de sadece otizm değil, aynı zamanda savant sendromu da mevcut. Bildiğiniz gibi savant sendromu olan insanlar belirli bir alanda deha derecesinde yetenek sergilerler. Sıra dışı yeteneklerden bahsediyorum. Hiç kimsede olmayan bir hafıza ve çok boyutlu zeka yetisi. En önemlisi Ali bizim göremediklerimizi görür. Öyle başka bir açıdan bakar ki doğrudan bir bakışta röntgenini çeker insan. Sayın Yelda Özbey. Çocuğun sol kolundaki venler dolgunlaşıyor. Bu kötü bir şey mi? Ben görmüyorum. İntratorasik basınç. Göğsü yükselip alçalıyor. Yani nefes alıyor şu anda. Göğsü paradoksal olarak hareket ediyor. Öncelikle hastanın solunum durumu tespit edilmeli. Sol akciğerde cevap yok. Tansiyon pnömotoraks. Bıçağı alan var mı? Suni teneffüse başlasan iyi olur. Birazdan nefes almayı bırakacak. Nereye gidiyorsun? Dur gitme.
Merhaba. Bir bıçak alabilir miyim? Şu üstteki bıçak olur, kırmızı olan. O keskin, işimi görür o. Ya kardeşim, senin işin gücün yok mu Allah aşkına? Hadi git ya. Açıyor! Yakalayın, silah var! Yakalayın! Elinde silah var, bıçak var, yakala! Arayın! Bıçak var, dikkat edin! Hemen bunu karakola götürün. Bırakın onu! Bırakın onu! Oğlu o kurtarıyor, doktor o! Doktor mu? Etkileyici. Etkileyici mi? Beliz Hanım, ya ağzınızdan çıkanı kulağınız duyuyor mu sizin? Ya bu adam otizmli değil mi? Adil Hoca, benim bölümüm rehabilitasyon merkezi değil. Siz bölüm başkanıysanız Adil Hoca da bu hastanenin başhekimi. Eminim o da en az sizin kadar düşünüyordur hastanemizi, değil mi? Hı? Ama yine de insan tereddüt ediyor tabii. Yani siz onunla birebir vakit geçirip onu gözlemlemişsiniz. Ali Bey'in durumuna rağmen görevini yerine getirebileceğine emin olabiliyor musunuz? Bu ellerden emin olduğum kadar. Pardon, pardon, pardon. Çok pardon. 5. interkostal aralığının alt kenarından girilmeli. Böylece kan damarları veya sinirler hasar görmez. Abi inanılmaz şeyler oluyor şu anda. Adamın biri gözümüzün önünde ameliyat yapıyor. İnanılmaz. Her şey iyi güzel de bu şişe niye? Hasar onarılana kadar hava akciğerleri sıkıştırmaya devam edecek. Tüp havanın dışarı çıkmasını sağlıyor. Şişenin içindeki sıvı da onun tekrar geri girmemesini. Tek yönlü valf yaptı yani. Evet, nefes alması için. Hayatını kurtardı. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Tamam. Tamam. Şu an nefes alıyor ama başka bir yerinde iç kanama olabilir. Hemen hastaneye götürün beni. Gelmiyor musunuz? Benim bir yere geçişmem gerekiyor. Ne olur, bir şey olursa yolda. Ya, sen git oğlum. Sen git Ben nece konuşuyorum bu kurulda? Tamam anladık. Cerrahi yeterli, ispatlı. Peki hasta ve hasta yakınlarıyla olan iletişimi ne olacak? Sosyal anlamda bizimle aynı becerilere sahip değil tabii. Teşekkür ederim. Başka sorum yok. Evet, iletişim konusunda ortalamanın altında. Daha içe kapanık. Gündelik konuşmaları takip etmekte zorlanıyor. Ama biraz özenle hepsini öğrenebilir, değil mi? İyi ama bizim hastane olarak esas özen göstermemiz gereken şey hastalarımızın sağlığı. Doktorlar değil. Öyle değil mi Melis'im? Bence Ali Bey'le bir mülakat yaparsak durumu daha iyi anlayacağız. Ali Bey nerede? Çoktan burada olması gerekiyordu. Bir terslik oldu sanırım. Bak ne kadar küçük. Çok erken doğmuş. Biz bir bebek yapsak ne güzel olur ya. Hı?
Bizim servisteki batın travmalı hastayı kardiyoloji bölümündeki Ahmet Demir Bey de görsün. 1020'deki Mutlu Bey'i yarın ameliyata hazırlayın. Yarın sabah seminerimde öğleden sonra 3'e kaydıralım. Tamam. Organ nakli kurulundaki görüşmeler için ailelerden onam alalım. Ferman hocam. Nedir? 22 haftalık. İltihap boşaltısı da durumu iyileşmiyor. Batında serbest hava var. Perforasyon belirtisi başka? Bağırsakta enterit nekroz görüldü ultrasonda. Acil ameliyat. Hocam bünyesi çok zayıf. Ameliyatı nasıl kaldırırız? Ameliyat etmezsek yaşama şansı nedir Demir? Nedir? Ben de öyle düşünmüştüm. Ailesine durumu izah edin. Onamını alın. Onlar verecek kararı. Peki hocam. Devam edelim arkadaşlar. Elif Hanım, bebeğinizin durumunu inceledik. Elimizdeki tek yol ameliyat. İyileşecek değil mi o zaman? Garanti veremeyiz. Şansı var ama. Elif Hanım, elimizden geleni yapıyoruz ama yaşama ihtimali %20. Bakın, bakın anlıyorum. Anlayamazsın. Yıllarca bekledim ben onu. Tedaviler, düşükler, tüp bebekler. Yıllar sonra bir mucize oldu. Tam ona kavuştum derken erken doğum. Bir kere kucağıma bile alamadım onu. Kokusunu duyamadım. Emziremedim. Adını bile koyamadım daha. Bakın bu ülkede bebeğinizi kurtaracak bir doktor varsa o da Ferman Hoca'dır. Tamam? Bakın Elif Hanım. Ben prematüre bebeklere çok baktım. Siz küçük olduğu için onu güçsüz zannediyorsunuz ama tam aksi. Daha güçlü o. Gelişmemiş organlarına rağmen savaş veriyor, vazgeçmiyor. Peki. Siz de ondan vazgeçmeyeceksiniz o zaman. Evladımı kurtaracağınıza söz vereceksiniz. Bakın. Lütfen. Söz verin. Nazlı, gitmemiz lazım. Hadi. Lütfen. Elif Hanım. Söz vermezseniz hıza vermem. Bakın. Allah aşkına söz verin. Nazlı. Lütfen. Lütfen söz verin. Allah aşkına söz verin. Tamam söz. Laboratuvardan söz veriyorum. Söz veriyorum. Kurtaracaksın sana. Benim Berhayat Hastanesi'ne gitmem gerekiyor. Doğru ambulanstasın o zaman. Oraya gidiyoruz yani. Teşekkür ederim. Olur mu? O nereden çıktı şimdi? Cennete gitmeden herkesi kurtarırım.
Aferin sana. Aslan gibi doktor olacak benim kardeşim. EKG değişti. Aynı, nabız 86. Hayır. Biraz önce daha yüksekti, şimdi düştü. Biraz önce de 86 idi, şimdi de 86. Hayır, biraz önce şuradaydı, şimdi düştü. Voltaj düştü. Ne oluyor, ne diyor? Kardeşim, çocuk iyi. Merak etme, bir şey yok. Bir sorun var. Hey Allah'ım, sen bana sabır. Ya bir şey yok dedim ya kardeş. Gidiyor oğlum. Eko. Eko. Sayın Yasemin Tozan. Nereye? Danışmaya. Ameliyata. Girmiyorsun sen. Ama hocam söz verdim. İşte bu yüzden girmiyorsun. Hasta yakınıyla olan konuşmanı duydum. Böyle bir vakada kimseye bu şekilde söz veremezsin. Gereğinden fazla bağ kurdun. Hocam ama... Hocanın işi var. Hadi Demir. Yeni vaka. Havalimanında kaza olmuş. Eko. Nedir Eko? 8 yaşında sağlıklı olan, kafasına cam pana düşmüş, iç kanaması var. Tamam, travma 2'ye alın. Fil vücut taraması yapılsın. Eko lazım, hemen şimdi Eko. Sen kimsin? O yaptı onun da her şeyi. Tamam, alalım içeri. Eko. Hop, dur. Kardiyak belirtileri normal. Kanaması başka bir yerde. Değil. Ekokardiyogram. Bağırma. Bağırma, kalbi iyi. Değil. Burada beklesin. Durmazsa dışarı çıkarın. Tamam. Sayın Duygu Eriş. Hop. Eko. Nereye? Eko. Yardım et. Eko. Nereye? Eko. Ya bak. Eko. Ekokardiyogram. Hayır arkadaşım, git işine, uğraştırma bizi. Eko. Elinizi vicdanınıza koyun. Önünüzdeki CV'de otizm yazmasaydı hepiniz peşinden koşardınız böyle bir asistanın. İyi de yazıyor. Adil mi bu? Soruyorum size, hak mı bu? Adil Bey, kadroda otizmli bir doktor. Hayal edin. Yani dışarıdan nasıl gösterecek bu bize? Daha iyi insanlar gibi. Anlamıyor musunuz? Bu çocuğu alıp onun gibi daha nicelerine umut olabiliriz. Siz sanıyorsunuz ki karşınızda bir tek Ali var. Yanılıyorsunuz. Binlerce otizmli genç var sizin karşınızda. Dışarılarda bir kapının arkasında bekliyorlar. Açalım o kapıyı. Buyur edelim içeri. Yılmayın diyelim. Hayallerinizden vazgeçmeyin. Kendinizi eksik hissetmeyin. Yapabilirsiniz. Sizin de bir şansınız var bu hayatta. Sizin de herkes gibi yaşamaya hakkınız var diyelim. Bu hastaneyi daha iyi bir yer haline getirebiliriz Beliz. Ben Ali için bir şey istemiyorum sizden. Bizim için bir şey istiyorum senden. Hocam.
Ali Bey'le konuşamadığımıza göre bir oylama yapmak istiyorum. Ali Vefa'nın bu hastanede çalışmasına karşı olanlar. Anlaşıldı. Ali Vefa'nın bu hastanede çalışması oy çokluğuyla reddedilmiştir. Arkadaşım, anlamıyor musun? Doktorlar zaten hastayla ilgileniyor. Senin yapabileceğin hiçbir şey yok. Git, git buradan. Burada yerin yok. Burada yerin yok senin oğlum. Hadi git şimdi. Sana ne aldım? Bana ver. Açsana. Hani bana doktor olacağım demiştin ya. Bak, şimdi aletlerin var. Bak abicim, kim ne derse desin, kimseyi dinleme. Çünkü sen aramızdaki en akıllı kişisin. Doktor olacaksın sen. Tamam mı? İleride bana bir şey olursa sen kurtaracaksın beni. Söz mü? Aferin sana. Sayın Mustafa Akın, Sayın Selef Akın, Sayın Mustafa Akın, Acil Kan Bankası.